Son 50 yılda dünyada 11 bin doğal afetin yaşandığı kayıtlara geçmiş durumda. Bu afetler sonucu 2 milyon insan hayatını kaybetti. Afetlerin nedenleri çeşitli. Ancak bir tanesi var ki her geçen yıl daha fazla afete ve daha fazla ölüme neden oluyor. O nedenin adı iklim değişikliği. İklim, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleriyle canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistem. Bu karmaşık ekosistemde meydana gelen değişimler pek çok faktörden kaynaklanabiliyor. Son yıllarda tüm bunların iklim değişikliği başlığı altında değerlendirilmesi ise bazı kişilerin kavramın gerçekliğini sorgulamasına neden oluyor. Tam bu noktada da iklim inkarcılığı ortaya çıkıyor. İklim değişikliğinin varlığını veya antropojenik niteliğini gözden düşürmeye yönelik fikir, eylem ve politikalar iklim şüpheciliği ve inkarcılığı olarak tanımlanıyor. Peki bu inkarların altında hangi iddialar yatıyor? İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak tarım, enerji gibi farklı alanlardan 8 iddia seçtik ve bilim insanlarına sorduk. Gelin o iddialara ve bilimin bu iddialara verdiği yanıtlara birlikte bakalım. En sık karşılaştığımız iddialardan biri, iklim her zaman değişir, iklim değişikliği gerçek değil. Yanıtı aslında kısa ve basit. İklim değişikliği elbette geçmişte de olmuştur. Şu anda bunun farklı olmasını sağlayan şey kızadır. Yani geçmişte milyonlarca yılda olan şey şu anda 100 yılda olduğunda dünya için çok büyük bir kriz ortamı oluşturmaktadır. İklim krizini tetikleyen faktörlerin başında fosil yakıtlar geliyor. Petrol, kömür ve doğal gaz olmak üzere üçe ayrılan fosil yakıtlar enerji ihtiyacımızın yaklaşık %80'ini karşılıyor. Bu yakıtların kullanımı sonucunda da atmosfere hem insan hem de çevre sağlığını tehdit eden emisyonlar salınıyor. Fosil yakıtların iklim değişikliğine etkisi düşünüldüğünde bireysel çabaların yetersiz ya da etkisiz kalabileceği varsayılabiliyor. Acaba bu varsayım doğru? Bu söylem bizi karbon körlüğü dediğimiz duruma sürükler. Fosil yakıtları sadece endüstriler kullanmıyor. Biz bireyler olarak da günlük aktivitelerimizde, ulaşım aktivitelerimizde, moda alışverişlerimizde fosil yakıtları doğrudan ve bazen dolaylı olarak tüketiyoruz. Bireysel karbon ayak izimizin farkında olmalı ve azaltmak için adımlar atmalıyız. Fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan sera gazı emisyonları sanayi devriminden bu yana dünyamızın ısınmasına neden oluyor. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporlarına göre 2011-2020 yılları arasında küresel sıcaklık sanayi devrimi öncesine göre 1,1 derece arttı. Uzmanlar bize az gibi görünen 1-2 derecelik sıcaklık artışlarının gerekli önlemler alınmaması durumunda ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor. Ancak bu 1-2 derecelik sıcaklık artışını dert etmek kimileri için yersiz mi acaba? Sadece 1,5 derecelik ısınma için mi bu kadar tartışma yapılıyor? Evet, 1,5 derecelik ısınma dediğimiz küresel sıcaklık ortalamalarının 1,5 derece artması. Fakat dünyanın farklı bölgelerinde ve farklı mevsimlerde bu artıştan çok daha fazla artış görülmekte. Ayrıca sıcak ekstremler de yine 1,5 derecenin çok daha üzerinde artıyor. Bu da aşırı hava olaylarının hem sıklığının hem de şiddetinin arttığını ve daha da artacağını gösteriyor. Artan küresel ortalama sıcaklıkların her kıtada, ülkede, bölgede ve şehirde farklı etkileri ve sonuçları oluyor. Ortalama sıcaklık artışıyla kutup bölgelerine yer alan Kuzey Kutup buzulları, Grönland ve Antarktika gibi buzullar gitgide artan bir hızda eriyor. Eriyen buzullar deniz seviyesini artırırken bazıları bunun bir gelgitten ibaret olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlara göre durum o kadar basit değil. Çünkü Antarktika bir kara parçası olduğu için bu kara parçası üzerinde biriken kar tabakası buzula dönüyor. Ve bu dönen buzul tabakası karadan ayrıldığında okyanusa entegre oluyor. Ve bu okyanusa entegre olan buzullar deniz su seviyesini arttırıyor.
olayları, sıcaklık artışları, seller, şiddetli fırtınalar ve uzun süren kuraklık dönemleri olarak sıralanabilir. Son yıllarda sıklığı ve şiddeti artan bu hava olayları sadece altyapı hasarlarına neden olmakla kalmıyor, çevre ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Ancak kimilerine göre bunlar geçmişte de hep yaşanan şeylerdi. Yani iklim değişikliğiyle bir ilgisi yok. Bakalım uzmanı bu konuda ne söylüyor? Her sel oluyor olduktan sonra şu tartışılır. Seller iklim değişikliği nedeniyle oldu diye bir iddia atılır bir kısım toplum tarafından. Diğer yandan da zaten seller doğal olarak sürekli oluyor. İnsanlar dere yataklamaya bulaştığı için bu seller oluyor. Bu sellerin iklim değişikliğiyle ilgisi yoktur diye tartışılır. Her iki kesim de haklı aslında. İklim değişikliğine bağlı olarak yağışların miktarında artış var ama bunlar rekor yağışlar olmasa da özellikle yağışların sıklığında, şiddetinde, süresinde artışlar olur. Buna bağlı olarak da örneğin 10 yılda bir görülecek bir şiddetli sağanak yağış 10 yılda 2 kere 3 kere görülebilir. Bu da sellere dönüşebilir. Ama diğer yandan da özellikle kuru dere yatakları, akarsu yatakları ya da taşkın alanlarına yapılaşırsanız sel riskini arttırırsınız. Hem iklim değişikliği hem de yanlış yapılaşma, dere ve taşkın yataklarına yapılaşma olursa ikisi çarpan etkisi yaparak yaşanan afetin daha büyük olmasına ve daha fazla can mal kaybı yaşanmasına yol açar. Seller gibi kuraklık da aşırı hava olayları sınıfında yer alıyor. Tarım başta olmak üzere birçok alanı etkileyen kuraklığın gerçekliğini sorgulayanlar da var. Çünkü onlara göre yağmur yağmaya devam ediyor. Evet, yağmur yağmaya devam ediyor ama nasıl ediyor? Şöyle bir iddia var. Yağmur yağmaya devam ediyor, kuraklık diye bir şey yok. Bu ifadenin yağmur yağmaya devam ediyor şeklindeki birinci kısmı doğru ama eksik. Kuraklık diye bir şey yok kısmı ise tümüyle yanlış. İklim değişikliği koşullarında hem artan sıcaklığın hem de onun bir fonksiyonu olarak buharlaşmanın artması hidrolojik döngünün şiddetlenmesine ve yağış rejiminin değişmesine yol açıyor. Buysa hem coğrafi olarak hem de zamansal olarak belirgin farklılıklar olmakla birlikte bir yandan daha sık ve şiddetli kuraklık olaylarının yaşanmasına hem de yağış oluşumuna uygun hava sistemlerinin varlığında yağışların daha şiddetli hatta aşırı olmasına yol açıyor. Şiddetli ve aşırı yağışlarsa sellere, akarsu taşkınlarına ve kentlerde su baskınlarına yol açabiliyor. Kuraklık ve sel gibi aşırı hava olayları tarım ürünlerinin verimini düşürerek gıda güvenliğini tehdit ederken artan dünya nüfusu üretimde artış sorumluluğunu beraberinde getiriyor. Bu ikilemde kalan birçok üretici ise verim alanda daha fazla ürün elde etmek için kimyasal ürünler kullanarak tarım yapıyor. Kimyasal ve ilaç kullanımının önlenmesi yönündeki çağrılara verilen yanıtlarda ise genellikle aynı argüman öne sürülüyor. Kimyasal olmadan yeterli gıda üretilemez. Peki gerçekten öyle mi? Tarım ilaçları kullanılmadan dünya nüfusunu besleyecek gıda üretemeyiz. Yanlış, yoğun ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımı hem verimliliği hem de gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Biyolojik mücadele ve kültürel mücadele gibi çok güçlü alternatiflerimiz var. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi geliştirdiği akıllı böcek, akıllı çiftçi uygulamalarıyla tarım ilacı kullanılmadan hem verimlilik artışı sağladı hem de gıda güvenliğini elde etmeyi başardı. Fosil yakıtların neden olduğu sera gazı emisyonlarını önlemenin yolu yeşil enerji dönüşümünden geçiyor. Güneş, rüzgar, termal ve biyokütle gibi kaynakları olan yeşil enerji konusunda en büyük karşı çıkış noktası ise maliyet konusu. Uzmanına göre bu eskiden kalma bir kaygı. Yeşil enerji çevreci bir yönde fakat maliyeti yüksek. Bu cümle bir zamanlar doğruydu. Ancak son yıllarda gelişen teknolojinin desteği ve enerjinin çevre, sağlık ve sosyal anlamda bütüncül olarak değerlendirilmesiyle artık doğru değildir.